Göz yapsın. Ben yavaş yavaş yarar. Koyarsak ayağa baş. Ucunu koyacağım. Hadi bunu keser abi şimdi. Tamam böyle. Tamam. Dışından böyle keser. Ortadan ikiye bölersin bunu ateş. Tamam mı? Şöyle koyalım. Evet, evet. Oo, başladı. Bunu da şey yaparım onu böyle. Heh, o şekilde daha iyi olur. Şimdi koyarsak yürü. Şimdi şöyle daha çok. Şunu böyle koyarsak başlayalım. Evet. Evet sevgili Yaban TV izleyicileri, bugün değişik bir mekandayız. Mordan'da taş dalyanlarından mevkide dalyancılık yapan Cüneyt Liman'la beraberiz. Önce sizi tanıyalım. Ben Cüneyt Liman. Yaklaşık 20 senedir bu dalyan işiyle uğraşıyorum. Kıyı balıkçılığının değişik bir tutma şekli bu. Kıyıdan geçen mevsime göre geçen balıkları kıyıdan geçtiği zaman azar azar görerek tutuyoruz. Anladım. Ama bu her zaman geçerli bir şey değil. Bu senenin özellikle Aralık ayında ve Ocak ayında levrek ve kefal üzerine yoğunlaşırız. Levrek hangi aylar geçer? Aralık, Ocak. Aralık, ondan Ocak. Sonra bir sene bir daha buralarda levrek göremezsiniz. Hı. Levrek dışında tuttuğunuz balıklar var mı? Kefalin cinsleri var. Mesela? Akbalık dediğimiz cins. Yazın toppan kefal tutarız. Kulağı sarı tutarız. Onlar da mevsim mevsim yani. Hepsinin değişik ayları vardır. Yaz ayında mesela mırmır olur. Kasım ayında çıpra olur. Ama o bir ay sürer. Mevsimine göre balık tutarız yani. Bizim tuttuğumuz balık mevsim balığıdır. Anladım. Bu yöresel bir av herhalde. Bu Karaburun yöresinde çok. Ege taraflarında yapılan yerler olduğunu ben biliyorum. Hatta Bodrum'da da olduğunu çökertme diye evet. Mevki var hatta evet, orada evet. Bodrum'da. Foça'da yapılıyor. Buradaki tarihçesi hakkında bilginiz var mı? Bildiğim kadarıyla bu çökertme dalyanlar bize Rumlardan kalma. Hı. Zaten Rumların yaşadığı yerlerde hep bu var yani. Rumlu. Bunlar bizim babamın dedesi, amcası, babam ve biz. Bir de nesilden nesile bize kadar geldi. İlkel bir metod ama biz bunu yani yaşatmaya çalışıyoruz. Thank you.
balığın püf noktalarından bahsederken siz sır vermem dediniz. O anda da balıklar geldi. Evet, balık geldi. O anda balık geldi. Gene sır vermem. Evet. Ama püf noktasını, iki tane püf noktasını söyleyebilirim. Bu size çok ilginç gelecek. Bu balığı tutmanın püf noktası iki tane taş, 100 gram zeytinyağı. Bu size çok ilginç gelebilir yani, bilmiyorum yani bu, ama gelip görmek lazım. Benim anlatmam da olmaz. Bunu gelip görmeniz, yaşamanız lazım. İki taş ve 100 gram zeytinyağı. Anladım, anladım. Bir de göz becerisi. Taş balığı döndürmek için? Tabii, taş balığı döndürmek için, zeytinyağı da görüntüyü sağlamak için. Tamam, çok. Ama bunu herkese söylemem yani. Tamam, kimseye söylemiyorsunuz. Ama Yaban TV izleyicilerimiz bunu öğrenmiş. Bilsinler, yok. Avcı arkadaşlarım öğrensin. Tamam. Ama oltacılara bile bu yardımcı olur. Yani 1 gram zeytinyağı suyun karışıklığını alıyor ve görüntü veriyor. Anladım, dibi görüyorsunuz. Ama herkese söylemem. Tamam, kimseye söylemiyorsunuz. Tamam. Ama Yaban TV farkıyla biraz öğrenmiş. Şimdi Yaban TV'yi sevdiğimiz için, ben de orada devamlı takip ettiğim için avcı arkadaşlarıma öneriyorum. Oltacılarda bile lazım olur. Özellikle 3-4 metre sularda görerek avlanmakta. Biraz zeytinyağı dökerler de suyun üstüne. Benim ne demek istediğimi anlayacaklar. Tamam, çok. Ve denemelerini isterim. Ama tabii benim bu balığı tutmaktaki gayem, ya da şey gayem derken, bir becerim daha var. Balık görüyorum. Anladım. Göz becerisi. Doğrudur. Şimdi şeyi soralım. Ne kadar tutuyorsunuz bir yılda? Şimdi bizim tuttuğumuz balık sezonluktur. Mesela bu sene, bu yaz tuttuğumuz 250-300 kilo kefal tuttuk. Tamam. Sezonda tuttuk. Allah bereket versin. Ama levrek de mesela bolluğuna göre bazen 300 kilo tutarız sezonda. Bazen 500 kilo tutarız. 600 kilo bulamayız. Bulamayız yani bizim. Ama yetiyor bize yani. Geleneksel bir av yöntemi. Bu geleneksel bir yöntem. Bunu devam ettirmek istiyorum ben yani. Şu anda eskiden 150 tane dalyan vardı. Şimdi 36 tane dalyan kaldı bu Karaburun Yarımadası'nda. Ve bunların da sadece 4 tanesi devamlı kuruluyor. 32 tanesi kurulmuyor. Ben bu geleneğe devam ettirmek istiyorum. Bu bana babamdan kaldı. Karanfilli Hoca vardı benim babam, rahmetli. Benim babamdan kalma bir yöntem bu. Bana babam bunu öğretti. İki kardeş beraber bu işi yapıyoruz. Öbür kardeşim de yardımcı oluyor. Ama çok geçerli bir meslek. Ruhsatı nasıl aldınız? Nasıl? Yani şimdi tabii şeyleri nasıl yapıyorsunuz? Hayır, ruhsatlı. Vergimizi ödüyoruz, ruhsatımızı alıyoruz. Suriye'nde Tarım İl Müdürlüğü'ne müracaat ettik. Daha Ankara'da bizim ruhsatlarımız geldi yani. Her isteyen her istediği yerde yapabiliyor mu? Hayır, yapamaz. Tamam. Yapamazsın. Zaten şu anda dondurdular. Bu bir de her yerden dalyan kurulmaz. Balığın bir geçiş yolları var. Bizim burada balık 100 yıllardır geçiyor bu balık. Ama buradan geçiyor. Balık her yerden geçmiyor. Balığın bir yolu var. Zamanı, mevsimi geldi mi balık yürüyor. Bu yoldan yürüyor. 100 sene evvel de tutuyormuş. Benim dedelerim de tutuyormuş bu balığı. Amcam da tutuyormuş. Şimdi bize nasip oldu. İnşallah çocuklarıma da nasip olacak yani. Zevkli ve güzel bir iş. Ve artı balığa, doğaya zarar vermiyor. Vermiyoruz yani. Hiçbir şekilde zarar vermiyoruz. Seçici avlanıyoruz diyorsun. Her balığı çekmiyoruz. Ufak balığı çekmeyiz. Zaten ağlarımızın gözü büyük. Ağlarımızın gözü büyük. Ufak balık zaten bizim avımızda durmaz. Biz sadece 1,5 kilo, 1 kilo üstü, yani o civardaki balıkları tutabiliyoruz biz. Ufak balık bizim avımızdan geçer. Çekten bile geçer gider. Yani biz balıkçılara zarar vermiyoruz. Anladım. Ve buna özen gösteriyoruz yani. Ama tavsiye ederim. Yani gelin görün, zevkli bir iş. Hele balık oldu mu çok daha zevkli oluyor. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Gene beklerim. Hadi rast gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Thank you.
Kulesi'nde, gözetleme kulesindeyiz. Evet. Sizi tanıyalım. Merhaba, ben Cenk Liman. Biraz bilgi verir misiniz? Burada ne yapıyorsunuz, nasıl oluyor? Burada biz dalyancılık yapıyoruz. Balıkların geçmesini bekliyoruz. Balık geçerken ağı kaldırıp balıkları topluyoruz, alıyoruz yani. Evet, demin abinizle görüştük gerçi. Evet. Levrek tutuyoruz dedi, kefal tutuyoruz dedi, mevsimine göre balıklar tutuyoruz dedi. Her mevsim değişik balık oluyor. Şimdi kefalle, akbalık dediğimiz kefalle levren mevsimi. Yaklaşık 2 ay sürer mevsim. Doğru. Aralık ve Ocak aylarında. Ondan sonra akbalık biraz daha devam eder. Her balığı çekiyor musunuz? Nasıl oluyor? Demin az önce demin hazır ol demiştiniz. Biz şey yaptık. Hazır ola geçti arkadaşlarınız. Çekime de ben hazırlandım ama balık geçmedi. Çekmedik ayı çünkü. Böyle çok mu oluyor? Demin balık geldi, geriye döndü. Ağa girmedi, ondan çekemedik. Her balık girmiyor tabii. Ağı görüyor o zaman. Ağı görüyor, muhakkak görüyor. Bazısı huylanıyor, bazısı huylanmıyor. Huylanmıyor, onları tutuyoruz tabii. Tamam. Tamamını tutabiliyor musunuz ağın içine giren? Yarısını mı tutuyorsunuz, bir kısmını mı tutuyorsunuz? Aa, belli olmuyor. Bazen tamamını alırız. Bazen balık çok uzun olur. Böyle sürü uzun geçer. Kestiririz, yarısını alırız. Anladık. Küçük balıkları ne yapıyorsunuz? Salıyoruz. Küçük balık almıyoruz, tutmuyoruz. Evet, bir... Ama aralısında çıkarsa onları salıyoruz. Tamam. Teşekkür ederim. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino. Evet, kalamar. Dur, yavaş, 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 yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş. Al içeri artık canım. Bir de balık, çok balığı geldi. Yukarı kaldır. Bir güzel şey yapalım. Daha resim çekeceğiz. Ne girdi? Göründü, vatoz geliyor. Yemin et. Vallahi billahi vatoz geliyor. Vatoz yakaladığını işte 42 metreden tebrik ediyorum. Başka duracak ama. Mustafa Evgen kurtarsın onu. Kurtaracağız şimdi bir vatoz. Hepsini birden kurtarayım. Onu da kurtaracağız, onu da kurtarırız. Neyim, çekelim şöyle. Dur bakalım, dur. Onu salacağız ya, şuradan kurtarabilirsek hemen. Hop, bak, güle güle gitti. Bir dakika bakayım, erkek mercan var, dur, dur. Seninkiler, senin de resmini çekmem lazım, iki tane. Biri erkek mercan sende, biri İzmirit. Bak, ya seninki, tamam olabilir de, bu erkek mercan. Dur, ikisindeki aradaki farkı göstereceğim şimdi şeyde, çekimde onu şey yapayım. Bak, üsttekine biz erkek mercan diyoruz. Alttakine İzmirit diyoruz. Çekil, çekil. Kapat. Yok canım. Kapat. Gel bakar. Evet. Ailecek geldiniz. Kayınbiraderiniz de yanınızda. Evet, ailecek. Bu balık sevgisi, çocuk, sevdası. Çocuklarımla geldik. Kayınbiraderimle. Mutlu bir şekilde balık yakalamaya çalışıyoruz. Yakalarsak daha mutlu olacağız tabii. Doğrudur. Bu balık sevdası nereden geliyor? Daha önceden var mıydı? Çıkar mıydınız? Çıkardık. Ne balık geldi burada. Bir saniye. Oldu mu? Ufak oğlunuz Barış. Barış Bey nasıl gidiyor? Kesat. Nasıl kesat? Bu balıkları kim tutuyor? Tam çektik gitti ya, böyle bir şey oldu. Sayınız. Alır bazen. Evet, günün şanslısı balık zararlısı İbrahim Bey, siz nasılsınız? İyiyiz ben de şükür. Balıklar için zararlı birisiniz, çok tutuyorsunuz çünkü. Ne yapayım yani, tutmuyormuş şimdi. Tutun da yasal limitlerde kalalım yeter. Aman geldi. Geldi. Ay gitti. Gitti. Gelmesin de gitmesi bir oldu. Geldi
geldi. Bugün çok balık saldınız. Biz bakalım bu seferki kovaya mı girecek, çeye mi? Verelim görüşelim de. Yusuf'un yanısı. Tabii canım. Gene size gelecek. Çünkü siz her attığınız bir balık çekiyorsunuz mutlaka. Allah razı olsun. Evet, görünen köy. Görünen deniz kılavuz değil mi? Erkek mercan. Ama bu erkek mercan için ideal boyuta uygun. Bizim buradakilerde. Evet, Murat Bey. İdeal boylarda mı alacaksınız kefali? Sizin nasıl gidiyor? Murat Bey de sessiz. İsparozlardan... İsparozlardan kafasını kaldıramıyorum. Kaldıramıyorum şimdilik. Hala geliyor mu İsparoz? Yok, Mercan başlayacak. İyi, hadi bakalım. Hadi, rast gelsin. Evet, İbrahim Bey. Günün trafosunu çektim dedi. Trafo mu, trafe mi? Trafo. O çipredi. Ben söylemedim ama. Ben söylemedim. Kaptan bilmiyor mu bu işi, bilmiyor mu? Bir dakika, onu bir görüntüye alalım. Tutan var, tutamayan var ya. Tavundan çok büyüklerini tutanlar da var. Onun da büyüklerini görüyoruz ama. Şimdi bugün şey, bu şey önemli. Bir resim çekeceğiz. Bir dakika. Göreyim. Göreyim. Seni... O erkek mercan mı? Güzel. Güzel. Martı da geldi vallahi, yanına bak. Bakayım. Bakayım. Kamera doğrudan. Buyurun efendim. Canlı canlı gel. Canlı bunlar. Olsun. Kafes olsun bizim olsun. Kafes olsun bizim olsun. O boyu güzel. Ananem nasıl? Hadi kapattık o zaman. Ay yavrum, atan atanı benzemiyor. Ay yavrum. There goes my heart, they're gone forever, so far apart, but only the lonely know why.